Arkadaşlar merhaba. Bugün size açma yapımını anlatacağım. Şimdi malzemelerimizi sayıyorum. 1 bardak ılık suyumuz, 1 bardak ılık sütümüz, 2 tatlı kaşığı şekerimiz ve yarım paket yaş mayamız var. Bunları şimdi önce eriteceğiz. Diğer malzemelerimizde sırası geldiğinde ben size söyleyeceğim. Sütümüz ve suyumuz ılık olması lazım arkadaşlar. Şöyle bir bakın önce sıcaklıklarına. Çok sıcak olursa da mayamızı pişirir. Soğuk olursa mayamız canlanmaz. Ve şekerimizi de katıyoruz. Biraz mayamızı eritiyoruz. Arkadaşlar mayamızı erittik. Şimdi sırasıyla yarım bardak ayçiçek yağımız, bir tam yumurtamız, bir de üstüne süreceğimizin beyazı. Bunları da katıp yoğurmaya başlıyoruz. Unumuzu azar azar ilave edin. Yumuşak bir hamur olacak. Şimdi biraz ilave edelim. Üstüne de tuzunu koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı ve yoğurmaya başlıyoruz. Arkadaşlar hamurumuz oldu. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur. Şimdi 1 saat dinlenmeye bırakacağız. Üstünü streçleyin. Sıcak bir ortamda olsun. Arkadaşlar hamurumuz mayalandı gördüğünüz gibi. Gayet de güzel. Puf puf yumuşacık bir hamur oldu. Şimdi hamurumuzu açıyoruz. Ve ceviz büyüklüğünde bütün hamurumuzu bezelere ayırıyoruz. Önce biraz havasını indirelim. Çok güzel mayalanmış. Bütün hamurumuz bitene kadar bezelerimizi yapacağız şimdi. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle sıkarak hepsi genelde de aynı ölçüde olur. Elinize çok yapışıyorsa hafif unlayabilirsiniz. Çünkü yumuşak bir hamur. Hamurunuz ne kadar yumuşak olursa açmalarınız da o kadar güzel olur. Arkadaşlar bütün bezelerimizi yaptık. Şimdi tek tek ilk yaptığımızdan başlayarak hafifçe elimizle açıyoruz. Ve içine bir çay kaşığı kadar tereyağımızdan elimizle güzelce yediriyoruz. Ben size bugün içli açma yapacağım. Boş da yapabilirsiniz. Ben beyaz peynir, kaşar peyniri, zeytin hazırladım. Onlarla da yapacağım. Boş da yapacağım. Yağımı sürdükten sonra çok az içine kaşar peynirini, rendelenmiş kaşar koyuyorum. Onunla birlikte rulo yapıp kıvırıyorum. Ve şöyle elimle yavaşça yuvarlayıp kenara bırakıyorum. Bir tane daha aynısından yapacağım. Çünkü ikisini birleştirip tekrar şekil vereceğiz. Yani her iki hamur bir tane açma olmuş olacak. Yine bir çay kaşığı kadar tereyağımız içine. Bunu elimizle güzelce yediriyoruz. Bu arada da yavaş yavaş açıyoruz. Yine bir tatlı kaşığı kadar kaşarımız. Ve yine yuvarlıyoruz hamurumuzu. Ve elimizle şöyle yavaş yavaş yuvarlıyoruz. Biraz kenarda beklesin 2 dakika arkadaşlar. Daha kolay oluyor açılması. Sırasıyla şimdi çift çift her iki hamurdan bir açma yapacak şekilde hazırlıyoruz. Hamurlarımızı bitirdik. İçlerimizi yerleştirdik. Şimdi güzelce şöyle rulolarımızı yuvarlıyoruz. Ve ikisini birleştirip kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi düğüm atar gibi şöyle katlayıp tepsimize diziyoruz. Arkadaşlar bütün açmalarımızı bitirdik. 15 dakika
Tepsi mayasında bekleyecekler. Ondan sonra da 200 derece ısıtılmış fırında pembeleşene kadar pişireceğiz. Yumurta sarılarını süreceğiz. O aşamaları da göstereceğim. Şimdi 15 dakika tepsi mayası için bekliyoruz. Arkadaşlar bekleme süremiz tamamlandı. 15 dakika bekledik. Şimdi üstüne yumurta sarımızı süreceğiz. Gördüğünüz gibi gayet de güzel kabardılar tepsi mayasında. Aşağı gördüğünüz gibi tepsi mayamız oldu. İki yumurtamızın sarısı ve bir çay kaşığı da pekmezimizi kattım. Üstüne daha güzel kızarsın diye. Şimdi açmalarımızın üstüne yumurta sarılarımızı sürüyorum. Arkadaşlar yumurta sarılarımızı sürdük. Şimdi de isteğinize bağlı biraz üstüne susam, çörek otu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi açmalarımız fırından çıktı. Nar gibi de kızardılar, yumuşacık oldular. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.